pazar güzel fakat hafta sonu pazar veya cumartesi olması daha iyi olur bizim açıdan ve katılım açısından. Ticari amaçlı baktığımızda iyi. Biz umduğumuzu az biraz buluyoruz. İkinci ay olmasına rağmen. Üçüncü, dördüncü, beşinci aylar daha da şey olacak. Benim satış grubumda %99 Osmanlı ve Avrupa ürünler bulunmaktadır. Temizdir, yeni ürünlerdir. Kullanılmış veya kullanılmamış fark etmiyor. 100 senelik, 150 senelik bakır Osmanlı tabaklar var. Bu tarz satış sunuyoruz. Diğer türlü evlerden veya iş yerlerinden mal alımı da yapıyoruz. Toplu mal satımı da yapıyoruz. Bu şekilde şimdilik iyi gidiyor. Ya dışarıda daha yüksek, dışarıda bulunmuyor zaten. Bunlar yurt dışından geliyor örneğin tamamen. Saatler olsun, örneğin radyo olsun. Bunlar yurt dışından gelen artık Türkiye'de olan bir şey değil. Üretilmiyor da artık eskisi gibi. Örneğin şu fotoğraf makinesi 100 yaşında bir makinedir yani. Evet. Bu örneğin 100 yaşındadır. Şu görmüş olduğunuz saat Türkiye'de tek diyebilirim yani. Porselen kadran, Almandır bu vehle, el boyamadır tamamen. Türkiye'de de tek olduğunu iddia edebilirim yani. Bunun örneğin şu görmüş olduğumuzda Çerkez at kamçısıdır bu, gümüştür bu, gümüş savatlı deriz. Bu da yaklaşık bir 100-150 seneliktir. Gümüş işlemedir, gümüş savat yapılmıştır. 157 gram gümüşü gelmektedir bunun. Bunun fiyatı da şu an 15 bin lira. Muadilleri de aynı fiyatlardadır zaten. 15, 20, 25 bin. Ha, Konya'da bu şekilde. Diğer Ankara, İzmir, İstanbul'da bunlar daha yüksek işin açığı. Ama burada olabilecek şeyler odur. Örneğin bunlar eski kurmalı saatlerdir. Kurmalı bunlar yarımlarda, birlerde gong çalar. Pilli mekanizma değildir. 70-80 senelik bir saattir bunlar örneğin. Onun harici fincan takımlarımız hepsi Almandır bunlar. Baviera'dır. Bunlar trio olarak geçer. Eşleri çok nadir çıkar. 300 tane de bir tek şu çift eş olarak çıkmıştır. Eşini kesinlikle üretmezler. Üretilse bile farklı ülkelere gönderirler. Almanya'da üretilir ama birini Belçika'ya gönderir, birini İtalya'ya gönder, o şekilde çakıştırmazlar. Onun harici şey bunlar yani. Ha, ürün gamımız çok çok daha fazla. Daha önce demiş olduğum gibi Osmanlı ürünler var, getiremiyoruz. 150 senelik seccadeler var örneğin. Burada şey yapamıyoruz yerimizin olmadığından dolayı. Onun harici pazardan gayet memnunuz. Talebiniz var mı abi bu konuda belediyeden şu an için? Belediyeden zaten başkanımıza da geçen ay demiştik. Hafta içinden ziyade pazar günü olması hem satıcının daha katılımı fazla olur, vatandaşın katılımı. Çünkü yazır bölgesinin %80'i çalıştığı için, karı koca çalıştığı için 5'ten 6'dan sonra işten gelen bayanlar gelemiyor örneğin. Şimdi ikindin üzeri işte babaanneler, anneanneler, çocuklara okul dönüşü gelecekler. Ha, hafta içi olsa çok daha güzel olur yani burası. Kanaatim o yönde benim. Zaten başkanımıza da onu ilettik. İleriki aylarda düşünüldüğünü söyledi. Valla yeni açıldı ama istikbali çok parlak. Her hafta olması gerekiyor. Bir ihtiyacı karşılıyor. Çok önemli bir ihtiyaç. Millet ekonomik zorluklar içinde buralardan alışveriş yapıp ekonomisine biraz yardımcı olması gerekiyor. Bu pazar çok yararlı bir şey. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar biraz yüksek. Öyle mi? Bu da neden kaynaklanıyor? Bir eski esnaflar var. Onlar hepsi buraya geliyorlar. Yani sıfırcılar var. Onlar var. İleride bu düzelecek. Düzelecek ama şu anda daha yeni oturmadı yani de. Talep nasıl? Talep var mı yani? Geçen hafta çok güzeldi. Şu anda herkes uyuyor. Öğleden sonra kalabalık olacak burası. Bir de hava sisli. Ama yazın çok güzel olacak burası. Öncelikle teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bu ikinci pazarımız gayet güzel geçiyor. Tabii sabah erken olduğu için biraz uyanmakta zorluk çekiyor vatandaş. Herhalde şöyle öğlene doğru biraz kalabalıklaşır diye düşünüyorum. Ya bu atıkları değerlendirme konusunda Selçuklu Belediyesi güzel bir iş becermiş. Atıklarından ziyade ikinci el ürün de olunca birleşmiş, mükemmel oldu bence. Yani ihtiyaçları olan insanların
uygun hesaplı bir şekilde alması daha mantıklı bence. Talep var mı abi? Talep var tabii ya. Yani sabah 5-6 müşteriye satış yaptım ben. Fiyatlar nasıl abi? Fiyatlar uygun mu? Çok uygun. Yani dışarıda %50, %60 indirimle satılan ürünler var. Ve bir de temiz ürünler, öyle hani eski de değil. Gayet mantıklı bence, gelip alırlarsa bence iyi ederler. Yani şey, müşteriler gelip aldıkları zaman memnun oluyor yani, ürünlerden, doğru mu abi? Bence memnun oluyor çünkü sıfırını aynı fiyata alamazlar. Yani fiyat farkı. Çok fiyat farkı var. Alamazlar ya. Hele bu şartlarda kesinlikle. Bitirmek istediğin bir şey var mı abi pazarla ilgili? Yok ya, çok teşekkür ederim ama haftada 15 günde bir yapılırsa çok güzel olur ya. Yani ayda bir defa çok geç oluyor. Zaman konusunda biraz daha mı kısıtmalı mı? 15 günde bir olursa mükemmel olur. Fiyatlarımız mağazadan çok çok uygun burada. Herkes ihtiyacına göre bir şeyler bulup alabiliyor. Kitaplarımız çok uygun mesela. Okunmuş kitaplar, eski kitaplar bence çok daha kıymetliler. O yüzden bekliyoruz pazara herkesi. Talep nasıl ablacığım? Talep var mı? Yani sabahtan bu yana iyi gidiyor şöyle. Sanırım ilerleyen saatlerde daha çok olacak. Fiyatlar nasıl dışarıya göre abla? Fiyatları çok da çok uygun tabii ki. Biz okuluz. Velilerimiz bunları gönderdiler. Bu sayede hem çocuklarımız sıfır atığın, geri dönüşümün ne olduğu konusunda bilinç kazanıyorlar. Çünkü çocuklar bunları poşetlere koyup birçoğunu kendisi getirdiler okula. Hem de pazarda kültürel öğeler var. Bunları tanıyor insanlar. Güzel bir şey bence. Hoş bir ortam. Çok güzel oldu bizim için. Evdeki eşyalarımız değerleniyor. Bizler için de çok güzel bir sosyal aktivite oldu. Çok memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz belediyemize. Fiyatlar nasıl abla? Dışarıdaki ürünle şuradaki, buradaki ürünler arasındaki ne kadar fark? Dahi daha az fiyatlara veriyoruz. Çok uygun fiyatlara veriyoruz. Bir daha toplayıp götürmeyelim. Hem de vatandaşların gönlü de kırılmasın diye çok uygun fiyatlara satıyoruz. Talepler de var herhalde. Talep de fazla. Yoğun. Evet, ilk pazarımız geçen ay daha da yoğundu. Şimdi biraz sabah saatleri sis falan var ama öğlen gibi çok yoğunluk oluyor. Zaman konusunda bir problem var mı mesela? Bir ayda değil de iki haftada bir ya da... Talep ettik, her haftaya olmasını istiyoruz. Değerlendireceklerini söylediler. Çünkü çok büyük yoğunluk var. Hem alıcı hem satıcı olarak. Tabii alıcı da memnun bu konuda biraz. Yani fiyatlar uygun. Evet, çok uygun. Çok da memnunlar. Hem antika eski eserleri bulabiliyorlar. Hem yeni ürünlerden de bulabiliyorlar. Çok memnunlar.